ve bugünkü halk buluşmalarımızı Şafak Mahallemizde gerçekleştiriyoruz. Mahalle başkanımız, mahalle muhtarımız ve teşkilat başkanımızla birlikte mahallemizde hem hemşehrilerimizle buluşuyoruz hem de yaptığımız hizmetleri ve yapacak olduğumuz hizmetleri konuşuyoruz. Gerçekten son 6 yılda Şafak Mahallesi Kepez'in en çok değişen, gelişen, güzelleşen mahallelerinden birisi oldu. Özellikle Kepez'in batısındaki mahallelerimizin tamamında güzel bir değişim, güzel bir başkalaşım var. Güzel bir şehir olma yolunda hızla ilerliyoruz. Ama Şafak Mahallemize de çok özel yatırımlar, çok önemli altyapı hizmetleri, üst yapı hizmetleri kazandırdık ve kazandırmaya da devam ediyoruz. Tabii burada öncelikle mülkiyet sorununun çözümüne dönük olarak birçok gecekondumuzun ortadan kaldırılması ve bununla birlikte görüldüğü gibi modern bir şehirleşmenin önünün açılması söz konusu oldu. Artık gecekondular gitti, imara uygun yeni binalar geldi. Vatandaşlarımız artık daha güzel konutların içerisinde modern bir yaşamın keyfini sürüyorlar. Bu çok önemli bir gelişmeydi. Bununla beraber Ahmet Hamdi Akseki Caddemizin ki uzunca bir caddemiz ve şehir trafiği içinde alternatif bir nokta. Bunun yapılmış olması da çok önemli bir gelişmeydi. Yine Şafak Mahallemize üst yapı olarak bir tane çadır tarzı spor salonunu inşa ettik. Bununla beraber bir semt konağını inşa ettik. Ve şimdi buraya çok güzel bir engelliler okulu kazandırıyoruz. Hem engellilerimize dönük hem de normal öğrencilerimize dönük olarak gerçekleştirdiğimiz bu yatırım Kepez'in de Antalya'nın da prestij okullarından birisi haline gelecek. Bu her prestij eser bölgeye çok farklı bir kazanım sağlıyor. Yollar ve asfalt kaldırım çalışmalarını zaten saymıyoruz. Onlar bizim belediyemizin temel belediyecilik hizmetlerinden ama bütün bu yolların açılması, kaldırımların yapılması da mahallenin görüntüsünün değişmesi noktasında çok etkili oldu. Özellikle mahallemizin etrafına yeni yapılan ve yapılacak olan tesisler de çok anlamlı bir değer kazandırıyor buraya. Özellikle Adnan Selekler Caddemizin ikinci bandının gidiş geliş yapılarak açılması çok önemli oldu. Buraya ulaşımı son derece kolaylaştırdı. Ve şimdi kazmasını vurduğumuz diş hastanemiz de önümüzdeki günlerde temeli atılacak 50 ünitelik bir diş hastanesi, Antalya Diş Hastanesi buraya geliyor. Bu mahallemize çok ciddi manada bir değer sağlayacak. Yine bununla birlikte önümüzdeki günlerde Ünsal Mahallemizle Şafak Mahallemiz arasındaki bir noktaya da 24 derslikli, 4 tane ayrı atölye binasının olduğu fevkalade özel bir eğitim kurumu, güzel bir endüstri meslek lisesi geliyor. Bu endüstri meslek lisesi de bu bölgedeki okullarımıza çok farklı bir anlam yükleyecek ve eğitimi güzelleştirecek. Yine bununla da kalmıyoruz. Turgut Reis İlköğretim Okulumuzun Yıldırım Beyazıt İlköğretim Okulumuzun hemen yanındaki boş alanda, arazide de inşallah şimdi Türkiye Diyanet Vakfı ile belediyemiz işbirliğiyle birlikte güzel bir öğrenci yurdunu, üniversite öğrencilerine dönük güzel bir öğrenci yurdunu kazandıracağız. Bütün bunlar bölgenin gelişmesi ve kalkınması bakımından çok önemli. 75. yıl caddemizin üzerine büyük şehrimiz güzel bir üst geçit yapıyor ve 75. yıl caddemizi komple yeniliyor. 75. yıl caddemizin üzerindeki konutları biz yenilemiştik. Caddeyi ve üst geçidi de Büyükşehir Belediye'miz yapınca burası çok daha farklı bir anlam kazanacak. Özellikle yeni nitelikli yeşil alanların bölgeye kazandırılması çok çok anlamlı. Önümüzdeki günlerde tek sarnıç parkımıza inşa edeceğimiz ve Antalya'nın en güzel kent parkı olacak olan kent parkımızda bölgeye çok farklı bir hava kazandıracak, çok farklı bir hava katacak. Ama en önemli yatırımlardan bir tanesi de hiç şüphesiz ki bu mahalleye iki katlı bir pazar yeri kazandırıyoruz. Bununla ilgili imar çalışmalarını tamamladık. Bu çalışmamızda bu bölgeye özellikle ev hanımlarımıza, çünkü pazar alışverişini genelde ev hanımları yaparlar, onlara çok farklı bir hizmet olacak. Çok modern, güzel bir hizmet olacak. Ve Kepez'in en modern pazar yerini Şafak Mahallesi'ne inşa ediyoruz. Meclisimizde gerekli imar düzenlemelerini gerçekleştirdik. Tabii önümüzdeki günlerde Gülveren mahallemize inşa edeceğimiz yeni bir 24 derslikli ilköğretim okulu var. Bununla alakalı belediyemiz arazi problemini çözdü ve bu okul inşa edilince de hem Şafak hem Yeşilyurt hem de Gülveren mahallelerimizin okullarındaki ilköğretim okullarındaki ilk 8'deki
okullarındaki öğrenci sayıları düşecek ve dolayısıyla daha nitelikli, kaliteli bir eğitim yapılabilmesine imkan sağlayacak bir eser olacak, anlamlı bir yatırım olacak. Tabii önümüzdeki günlerde hemen bu bölgeye 75. yılda Hürriyet Caddesi'nin kesiştiği noktaya Merkez Bankası inşa edilecek. Bununla ilgili imar düzenlemeleri yapıldı, mülkiyet problemi çözüldü. Şimdi proje aşamasında. Merkez bankaları sadece Türkiye'de 13 ilde var. 13 ilde bulunan bu binalar bulundukları bölgenin etrafına çok ciddi manada bir ticari değer kazandırırlar. Dolayısıyla halkımızın evleri, iş yerleri, arazileri, arsaları çok daha kıymetlenmiş olacak. Bu da değer kazanacak olması halkımız açısından çok sevindirici bir gelişme. Tabii bütün bunlarla birlikte bölgeye yapacağımız daha o kadar büyük hizmet, o kadar büyük çalışma var ki şimdi bunların hepsini saymak mümkün değil. Ama bu eserler, bu hizmetler burada birer birer vücut buluyor. Kimisi tamamlandı, kimisi yapım aşamasında, kimisi de önümüzdeki senelerde yapılacak. İnşallah 2016 yılında da doğalgazı bu bölgeye, yani Şafak, Gülveren, Yeşilyurt bu mahallelerimize getirebilirsek ki hedefimiz o. Altyapı noktasında en önemli eksikliği de ortadan kaldırmış olacağız. Çünkü bu bölgelerin sadece doğalgazla ve fiber optik internetle alakalı altyapı eksiği kaldı. Onları da tamamladığımız zaman modern bir şehirde olması gereken bütün altyapı çalışmaları tamamlanacak. Şunu söylemeye çalışıyorum. Gerçekten 6 yıllık gayretlerimizle Şafak Mahallesi modern bir semt haline dönüştü. Ciddi manada bir kimlik değiştirdi ve bundan sonra yapacağımız çalışmalarla da birlikte burası çok önemli bir çekim merkezi, çok önemli bir şehir merkezi olacak. Zaten özel sektörün de bu bölgeye yaptığı birçok yatırım var bu cazibe sebebiyle. Bu cazibe sebebiyle birlikte özel sektörü de geliştirdiğimiz zaman, özel sektörün yeni yatırımlar yapmasının önünü açtığımız zaman, ki çok büyük eserler yapıyor özel sektörde bu bölgeye, oralarda da istihdamın artmasına katkı vereceğiz. Yani biz şehri geliştirirken hem insanlarımızın mutlu olacağı bir şehir hayal ediyoruz, bu hedefe ulaşıyoruz, hem de bunun yanında bölgeyi bir cazibe merkezi kılarak yeni istihdam alanlarının oluşmasına katkı sağlıyoruz. Bütün bunlarla birlikte Şafak ve Şafaklı hemşehrilerimiz hayatlarından çok memnunlar, mutlular. İnşallah çok daha güzel hizmetlerin, eserlerin yapımında, temel atmasında, açılışında hep birlikte olacağız ve bu heyecanı hep paylaşacağız. Tabii sadece eser yapmakla yetinmiyoruz, aynı zamanda gönül de yapıyoruz. Seçimden sonra bu 6. kez mahalleye gelişimiz. Arkadaşlarımızla, muhtarımızla birlikte mahalleyi ziyaret ediyor, hemşehrilerimizle bir arada oluyor. Her yaştan çocuklarımızla, büyüklerimizle, yaşlılarımızla, gençlerimizle, hastalarımızla, sağlıklı olan hemşehrilerimizle hep buluşuyoruz. Bugün de bu ev ziyaretlerini gerçekleştireceğiz. Gönül alacağız. Hem şehri inşa ediyoruz hem de gönüller yapıyoruz. Bu ikisi aynı anda olduğu zaman anlam ifade ediyor. Bütün bunlarla birlikte hizmetlerimiz, çalışmalarımız emin adımlarla devam edecek. Bu hizmet yolculuğuna devam ettiğimiz sürece daha bu bölgedeki hemşehrilerimize kazandıracağımız büyük eserler var. Ve bunları da bugüne kadar nasıl el birliğiyle, gönül birliğiyle hep beraber başardıysak, bundan sonraki süreçte de hep birlikte, hep beraber bu hizmetleri gerçekleştireceğiz. Ahatlı Kültür ve Yeni Doğan gerçekten çok farklı bir değişim ivmesiyle çok kısa sürede gelişti. Ve adeta o 3 mahalleyi yeniden inşa ettik geçtiğimiz 6 yıl zarfında. Tabii burada birçok hizmetler yapıldı aslında o bölgede olan birçok hizmetler yapıldı ama dediğim gibi bir doğalgaz, bir de fiber optik internet altyapısı burada eksik. Onları da tamamlamak suretiyle inşallah burayı da o bölgelerin konforuna taşıyacağız.